Aynen Öyle'nin 69. bölümü, yani plakayı bitirdik. Sonradan il olan şehirlere geçtik. Bayburt 69. Bayburt'la ilgili var mı bir anın? 69'la ilgili var ama Bayburt'la ilgili pek yok. Anladım. Benim de Bayburt'la ilgili yok. Bu en bölüm... En sevdiğiniz Bayburtlu kim? Bir şey Bayburtlu vardı. Oyuncu mu? O şey Mardini. Hayır hayır. Bir şey Bayburtlu var. Bayburtlu zihni var. Google'a yazayım, hemen Bayburtlu çıkacak. Bayburtlu zihni de var. Bekleyin. Divan Edebiyatı'ndan Bayburtlu zihni. Hayır abi, bir şey Bayburtlu var. Bayağı ünlü. Hayır şey o. Bayburtlu zihniymiş, evet. Bayburtlu zihni. Hem divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir şairdir. Asıl adı da Mehmet Emin'dir. Zihni onun takma adıdır. Ve Bayburt'ta doğduğu için Bayburtlu Zihni olarak anılır. Erzurum ve Trabzon medreselerinde okumuştur. Ardından İstanbul'a gitti ve çeşitli yerlerde katiplik yaptı. 1795'te Osmanlı İmparatorluğu'nda doğup yine Osmanlı İmparatorluğu'nda 1859 yılında, yani ne ediyor? 5 oradan koy, 64 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Mahla sarayışında çok kreatif davranmamış ama. Evet, yani düz. Şimdi bu ha? Oldu. Ben girdim tam gözüme. Bu bölümümüzü hemen yarışmayla açacağız diyecektin galiba. Ağzından ben senin çektim lafı. Şimdi şöyle bir şey var. Trailer üzerine çok oyunculuklar bir kere çok fazla geri dönüş. Geri dönüş. Çok fazla övgü aldık. Çok fazla övgü aldık. Ben bir tane şöyle bir yorum aldım. Birisi bana şey yazmış Twitter'dan. Utanmadım. Ha, çok cringe gözüktü. Utanmadın. Utandın mı abi falan gibi bir şey yazmış. Ben utandım. Benim utandığım bir 10-15 saniye var. Şöyle falan yaptım. Ama sen o şeyden utandın daha çok. Neden? Dışarıda. Evet, dışarıda yani böyle yani insanlar çok baktı. Evet. Ama yani şeyden dolayı, utanılacak bir şey yaptığımızdan dolayı değil. Hani bir şey çekilirken... O konuda da emin değilim yani. Bir şey çekilirken bir sürü insan izler ya. Sonuçta ben alışkın değilim yani. Milyonlara seslensek de kabinde ya da statta sesleniyoruz. Doğru. Böyle insanların açık sürekli beni izlemesi çok tanık olduğum bir şey değil. Ben de dedim ki yok, utanmadık. Niye utanayım? O da dedi ki sanki böyle yıllar sonra dönüp bakınca utanacağınız bir şey yapmışsınız gibi geldi bana dedi. Ben de yıllar sonradaki, yıllar sonradayız şu an ve utanmıyorum dedim. Ben zaten 40 yaşıma geldim. Onu söyledim yani, ben de. Ne kadar yıllar yani sonra. 10 sene sonra herhalde çok şey gelmez bana. Farklı gelmez. Evet. Ne oluyor o zaman, bir kurtlusun bugün. Bugün fes yok. Ne yok? Fesimizi çaldılar. Gerçekten ne oldu fese? Kayboldu. Nasıl kaybolabilir? Fesin kaldırılışı Mustafa Kemal Atatürk. Şapka devrimi. Nasıl oldu o iş? Bir yana bugün fesle aramız bozuk biraz. Fes bölümü yapmayacağız. Onun yerine şapka. Dijital sorular var. Dijitale geçiyor. Dijitale geçiş. Vur dijital soru vur, ama önce yarışma yapılması lazım. Önce yarışma mı, birkaç soru mu? Yarışma abi. Yarışmayla hızlanmamız lazım. Yarışma. Mesela işte fes... Fes'in sıkıntılı kısmı şöyle olurdu abi. Fes araya girince evet, oyunlarımız kopuyordu. Şimdi araya pat diye sokabiliyoruz. Mesela direkt... Tamam, yine... sor bir soru, sor sonra yarışmaya bağlayın. Hemen soruyu soruyorum. Sor canım. Danilo Berk. Tamam. Danilo Berk. Meksika yemeği mi, Çin yemeği mi? Meksika. Kesinlikle. Mesela Meksika örneğin... Dünya üzerinde kaç tane ülke var? Irkçılık yapacağım şimdi. Bilmiyorum 190 abi. 190 küsür. 189 ülkeyi yaz. Ben hepsini Çin yemeğine tercih ederim. Yani ABD'de bulunduğum dönemde 3-5 kişi yedim. Nerede? ABD'de bulundum. ABD'de mi? Dönemde 3-5 kişi yedim. Yine de konuşamadım, bak çok kötü oldu. Meksika, burrito var, taco var. Her şey var, taco var, tuco var. Acılı, ucunu. Müthiş. Biberi var. Biberi var. Çin mutfağıyla ben olmadı yok, yani. Yok yok, onlar da iyidir. Bir yapma, yapma. Olabilir. Hayır, yapma. Ben sevmiyorum oğlum. Bu şekilde, ya bu program böyle bir program değil. Ne demek, ne alakası var? Yani, Çin mutfağı yapma. Sevmiyorum. Lafa bak, Allah Allah, ne demek böyle bir program değil. Sanki adamlara hakaret ettim. Söyler misin? Taco. Bir tane daha söyle. Burrito. Bir tane daha söyle. Niye söyleyeyim? Falafel. Çikarito. Falafel. Çikarito'nun attığı penaltı gördün mü? Ha, terbiyesiz. Dakika 97. Dakika 97. Maç 2-2. Ne yapıyorsun sen ya? Bir de 5 dakika önce de bir penaltı attı. Sen Zinedine Zidane mısın ya? Kaleci yalnız yememiş. Yememiş. Tamamen evet. Yememiş. Yani başında anladı muhtemelen. Evet. Bir soru da ondan sonra yarışmaya gidiyor. Oğlum asıl Meksikalıların bir yemeği var. Ben onu çok yerim. Şimdi adını hatırlayamadım. Böyle foş diye bir şey dök. Fajita. Fajita evet. Fajita mı fajita mı? Fajita diye. Ama bence o bizim mutfağa girdi o ya. Girdi ama Meksika'dan girdi. Ya ne bileyim, hani annem bile yapmaya başladı. Yani normalde kolay değil oralara girmesi. Şey mi geliyor abi peki masaya böyle? Coslayarak. Coslu gelmesi lazım. Abi coslu kalabalık ailede hiçbir şey coslamaz. Yemek bol yapıldığı zaman lezzeti de azalıyor. Şeyi de düşüyor. Eyvallah. Kalitesi onun de düşüyor. Onun böyle kreması mreması sosu oluyor. Mesela burada ona da öyle. Mesela burada daha az kişiyken yemekler daha lezzetliydi. Ha, yemek mesela çok bozdu. Daha burada. Çok insan oldu. Çok güzel konuya geldin. Yanlış mıyım? Hem yemek bozdu. Kola desen zaten skandal.
Buraya arkadaş ben böyle ben bir şey görmedim. Ben 2,5 litre kolayı sadece bu ofiste görüyorum. Harim, dünyada evet. Markette bile görmüyorum. Evet o da yani ben şekersiz içmeme rağmen şekerli salınıyor. Efendim ne bileyim benim çeşitli biliyorsunuz sevdiğim şekerlemeler var. Bunların her program getirileceği söyleniyor katiyen gelmiyor falan. Yani biz Demarke büyüyor artık çok başka bir yere gitti falan dedikçe Demarke bazı noktalarda yani biz kısıtlamaya gitti. Ben anlamadım. Efendim? Haksızsın. Niye haksızım? Her şeyini... Niye haksızım? Demin adamla oturduk. Bir şey içemedik. Adam... Dolapta vardı. Adam neyle döner yedi söylettirme bana. Şimdi burada söylemeyeyim ama yani... Neyse. Neyse. Furkan... Korkmaz. Semerci galiba. Kendisine... Gürcistan'da Gürcistan milli takımıyla yapılan mücadele sonrası hareket falan yapıldı. Akıllı olsunlar. Yani buradan... Hiç girmeyelim susuyorum. Buradan, buradan Batum çok da uzak değil. Aynen öyle. Aynen. Şeklinde. Abi, X'ten next olur mu? Demiş. Olur her şey olur. Bu konulardaki şey çok... Hayır olmaz. Ben bunu 50 kere söyledim. Ama şimdi bir dakika dur. Bak bu program bu programda böyle bir şey yapamazsın. Bak X'ten Next'ten kastı ne burada? Yani geçmiş sevgilinle tekrardan sevgili olabilir misin? Ya anlamsız bence. Ne demek? Ama niye olmasın ki? Ya oğlum olabilirsin tabii ki. Oldum dersen olursun. Ben faydalı ya da verimli bir şey ortaya çıkmaz. Verimli ne demek mesela? İlişkinin ha? Verimli olması ne demek? Yani çok uzun sürmez. Tekrar çok büyük bir mutluluk yakalayamazsın. Yoksa daha sönük bir şey olur diyorsun. Ha, yani öyle. Anladım. Yok, biz de olduk yani. Olduk oradan. Sen yaşadın mı? Biliyoruz tabii canım. Peki Aralık neydi? Aralık yılın 12. ayı. Yok, Aralık neydi? 2,5-3 sene falan. Ha 2,5-3 seneden sonra. Peki o 2,5 çok pardon. Bu konu biraz ilgimi çekti. 2,5-3 senede hiç diyalog var mıydı? Yoksa bir anda bir yoktu. Bir gece 8 biradan sonra gibi bir şey mi oldu? Yo çok alakasız bir yerde denk geldik. Hı-hı. Böyle bir yani ortak ha, real arkadaş enerji mi hissedildi? Ortak arkadaşlarımızın şeyinde. O gün bir şey olmadı. Hı-hı. Sonrasında ama tekrar bir mesajlaştık falan anladım, filan. Anladım. Sonra oldu. Yani 4 ay falan da olacağı sürdü varmış. Sonrasındaki de. Ama gerek var mıydı diye bakınca şimdi bence yazık ilk haliyle kalsa yazık daha yazık ettin. İlişkine de o insana da yazık ettin şu an. Yo zaten ayrılmıştık. Ne hangi ne demek ilişki? Doğru. Zaten o şimdi evlendi çocuğu falan var. 15 senelik olur oğlum bu. Yani 25 evet, 20 adam 15 sene geriye gidince 25 diyor ya inanamadım. Evet. Adama X dedin diye bütün arkadaşları X diyormuş. Desin. Haberin olsun. Ne güzel keşke bana da X deseler. En sevilen bilinmeyendir X. Bak Türkiye'de bak kimseye bak, YZ falan denmez. Türkiye'de bile lakap kültürü ölürken lakap kazanmış tabii olmak çok kıymetlidir. Aynen. O zaman sol yani bana yaptığı o olaydan sonra aslında benim ona başka bir harfle ya da daha böyle birkaç harfle. Şeyli böyle bileşik kelimeli falan bir sıfat sunmam gerekiyordu. Hani dallı mallı budaklı falan. Çünkü 15 dakika taksi bekleyip ıslandım. Onun yerine efendi gibi adama X dedik. Aynen. Geliyor soru. Söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Hangi çocuğu Emincan göremiyorum. Kurtçu. Emincan Kurtçu. Bizim Kurtçu değil mi bu? Minnesota Timberwolves'da oynuyordu. 3 sene oynuyor. O değil mi? Bilmiyorum. Emircan Kurtçu şöyle bir soru. Soru değil daha doğrusu bir sistemde bulunuyor. Tarkan'la falan çalıştı o yıllarca. Tarkan'ın kurtlarını... O temin etti. Büyük kurtçudur. Buradan devam edeceğim ya. Birkaç dakika daha çalışırım bu ismi. Abi zamanında İrem ve Zeynep'e bu çocuğun birçok kişinin bağırsağında şeyi var. İmzası var imzası. Kurdu var diyecek de neyse. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bağırsak da yaşar bağırmasak da. Evet. Ya tamam be. Söyle. Abi zamanında İrem ve Zeynep'e selam yollamanızı istemiştim. Kurtları mıymış İrem ve Zeynep? Evet. Şab yeter ya. İkisi de gitti. Ne cenabet adamlarsınız. Oo. Adam hatırlıyor musun? Ama bak Teoman Zampara'nın ölümünde ne diyor? Ne diyor? Bir şey söyledi ki bir bar filozofu bence de doğru. Çok kadın, hiç kadındır oğlum. Yalnızlıktır sonu. Ha. Ya. Hatırlıyor musun? Kurtçu. Zeynep'e İki kızla birden takılırken. Ha bir dakika tamam dur hatırladım. Bu dedi ki ben iki tane kızla konuşuyorum. İhtimal var ikisine de. İkisi de şu an havada ayrı ayrı bize selam söylettirdi. Şimdi de bize dallama mı diyor. Ne cenabet adamlarsınız ikisi de gitti. Gider aslan. Öyle saçmalık mı olur? Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüş. Yani. Deyip Ozan soruları ararak. Neyse biz yine art netli bakmayalım. Bakkaldan şeker mi alıyorsun? Karşında iki tane karakteri olan şeyi olan birey var. Ne demek yani iki kadın. Olaya böyle bakıldığı için böyle. Tabii ondan sonra biz... Tamam. Dangalak oluruz. Dangalak mı demiş? Ne demiş? Yavşak yavşak demiş. İki yavşak. Sen bu kurduna laf edersen o da senin kurduna laf etmiş. Artık kurtlarıyla oynar. Giden gitmiş. Kurtlarla dans. Kevin Costner Oscar almıştı. Efsane. Bir de onun Türkçe versiyonu şimdi... neydi? Tilkilerle dans mı? Şakallarla. Ha. Evet. Tamam okey to. Üçüncü sezonun ilk oyunu hepinizin çok sevdiği. Ben kimim? Efsanevi oyundur. Efsane oyundur. Ben kimim? Oğuzhan Kapılar'ın götünden uydurduğu ama acayip sevilen inanılmaz şimdi oyun. Şimdi kim başlasın? Önce onu bir...
şey yapalım. Büyükler. Aa, aa öyle bir şey izin ver. Bonusuna Erman Yaşar başlıyor. O diyorsun? Zaman Cihat Akbel başlasın. Tamam, evet, Cihat Akbel evet, ben... Kariyerimde yalnızca İngiltere ve Almanya'da forma giydim. Çok basit. Hemen hızlıca sallayalım. Kariyerinde yalnızca İngiltere ve Almanya'da forma giydim. Şöyle biraz nitelikli sallayayım. Direkt çeviriyor muyum? Evet, evet. Sen de sıra çıkıyor. İlk sen. Hayır ya bayağı. Bu kim lan? Doğru. İkisini de oynadı. Hargreaves. Yanlış cevaptı. Sizden aldım. Nitelikli salladım. İngiltere evet, ve Almanya'da oynadım. İngiltere ve Almanya'da forma giydim. Sadece. Yeni sezonda bu arada artık skor tutuyoruz. Klinsmann Amerika'da falan oynadı ama ya. Oyunlarda kim kazanıyorsa onların skorlarını tutuyoruz. Oynadı ama olsun. Yani yanlış olduğunu bile bile Klinsmann dedim. Klinsmann. Ne Klinsmann'ı lan? Yanlış söyledim. Dur. Neyse Klinsmann ya. Tamam yok herhalde. Okey. Klinsmann. Yanlış cevap. Biliyorum yanlış olduğunu zaten. Amerika'da falan oynuyordu. Birlikte en çok maça çıktığım isim kaleci Hans Jörg Butt. Aa, yılların batı. Ulan Hargreaves nasıl tutmadı? Hans Jörg Butt. Bayern Münih'te uzun süre oynamış. Sadece yani. İngiltere ve Almanya'da oynadım. Hans Jörg Butt. Bir dakika Butt neredeydi? İngiltere ve Almanya'da oynadım. Ha, bir dakika. Ben buldum. Hans Jörg Butt. Ben buldum oyuncuyu. Ben de buldum. Galiba buldum. Ben de buldum. Jörg hayır, ben. Hayır. Balak dedi. Yanlış. Balak değil. Balık kalecisi Çeh'tir ya. En çok oynadığı. Bat nereden çıktı? Erman Yaşar'dan aldım. Dietmar Hamann. O da değil. Güzel tahmin. Güzel tahmin. Üçüncü ipucumu söyle. Buldum. Şu anda sportif direktörlük yapıyorum. Buldum. Oğlum bu değil. Sana mı isteyeceğiz yazım? Mühendisliğinde oynadan. Morutan mı? Evet Cihat Akbel. Bir cevabınız var mı? Sallayacağım. Rudi Föller. Rudi Föller de değildi. Salihamidzic. Hasan. Ben onu diyecektim. Adam Juventus'ta oynadı ya. Hasan Salihamidzic. Salihamidzic de yanlış. Evet Juventus'ta oynadı. İlk onu yazdım. Geriye o zaman 3 tane isim kaldı. Bir bunlar. Soy ipucunu veriyorum. Biri soyadı B ile başlıyor. Biri Z ile başlıyor. Öbürüne bakacağız. Ülkemde Şampiyonlar Ligi finalinde top koşturmayı başarmış ilk futbolcuyum. Dur. Buldum. 30 saniye süreniz başladı. Ne 30 ya? Bunda 30. Hızlandırılmış bonus. Bir dakika dur yapma şunu ya. Ülkemde? Tamam milli takım dandik mi milli takım? Mkhitaryan geldi aklıma da o olmaz. Şeyde İtalya'da. Son 10 saniye. Ülkemde? CL finali oynamış ilk insanım. İlk insanım. Aynı anda alabilir miyim cevapları? Ben... Bu dördüncü şey benim kafamı daha çok karıştırdı. Bu sırada yine aynı muhabbet. Hiyerarşik gitmiyor. Bu nasıl saçma İpuçlar. Bir ipucu? Bak her sene hepsine bir tahmin yaptım. İpuçları yararşık gitmiyor. Şu anda biraz abartıyorsunuz. Çok yani, kolay bir isim. Hayır. Hamit Altıntop Real Madrid'de oynamasın. Hamit Altıntop diyeceğim cevapları. De. Türkiye'de de oynadı. Ben sallıyorum. Cevapları alalım. Benim yanlış kesin. Evet. Ama ben cevap veremedim. Ya ver bir cevap. Timoşçuk. Timoşçuk değil. Bir cevap alalım Erman Yaşar'dan da. Bu da doğru söyleyeyim. Değil zaten. Şeva da oynadı. Oğlum Şevçenko zaten şey değil ki. Juventus'ta Milan'da oynadı. Timoşçuk dedim. Ha. Ama o da İngiltere'de oynamadı. Yani Zork falan diyeceğim ama mümkün değil Zork olması. İpucu vermeyelim. Bence burada ikiniz de çok kolay bir isim bilemediniz. Yıldıray Boğaçtürk'tü. Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynayan tek oyuncuyum. Evet. Ülkemde Şampiyonlar Ligi finalinde top koşturma başarmış ilk futbolcu. Ha, ilkte patladık. Ben... Çok da basitti ama bilemediniz. Ya ben Leverkusen'e gittim Balak dedim. Balak da uyuyor çünkü. Çok doğru gidiyordun abi. Koptunuz evet ya. Ben Leverkusen'den niye koptum? Zor değil. İlk oyuncu diyor ben daha çok tek oyuncu gibi mi algıladım şu an? Erman Yaşar yok yok kolay kolay. Ne yapayım kolaydı. Bilemeyeyim. Ya ağlama yani. Kolaydı. Bilemediysek bilemedik. Yıldo. Yıldıray Bartın. Sever misiniz Yıldıray Bartın? Hiç sevmem. Severiz. Niye? Bak Yıldıray, severim ulan niye sevmeyeyim? İngiltere kariyeri de çok kısa 3-4 maç olduğu için. Yani. Orada bir şey de yaratmadı bende. Bende de yaratmadı. Evet öbürüne geçelim. Şey yok mu abi? Çizme biçme yok mu? İyi bir tane daha ben kimim oğlum, bu yapacağım. Yavaşlatıyor. Bu yavaşlatıyor. Yap ya ben kimim yapacağım. Çizme yapalım çizme. Çizmeye de birazdan geçeriz. Çizme oynayalım. Oğlum geçen seferki gibi çizme. İsim. Ben kimim? Şarkıfelek. Tabii o efektif. Tamam. Vur bir ben kimim daha vur. O zaman. Vur bir tane daha vur. Kimi biraz ileriye tamam, saklayalım. Tamam bekle bekle biraz ya, hızlandıralım. Vur bir tane ya canım çekti. Hızlandıralım hızlandıralım. Onu bir saklayalım. Peki tamam hadi çizme. Harfinizi veriyorum. Ver çevir. Ben çevirmiyorum direkt ben. Niye yok mu şarkıfelek? Yeni sezon var ama çevirmeyelim. Tamam neymiş söyle harfi söyle. İlk harfi. Ne bu? Ne yapıyor? Futbolcu mu? O, takım mı? Takım. Takım. Takım mı? Futbol takımı. Kulüp. Tamam. Takım. Harfiniz. Oğlum biz 29 harfi de yaptık. Ne harfi verecek bu? Götünden harf mi çıkaracak? Hayır. Söylüyorum harfi. M. Vay yapıldı. M. Ya ne olacak? Tamam. Yapıldı. Bir daha yap. Mönchengladbach yazamazsın. Süreniz başladı. Bir dakika süreniz var unutmayın. Milan'da yazamazsın. Sus ya.
Milan yazamazsın. Yazamam ya. Yazamazsın. Yazsan da ben de yazıyorum o zaman. Hadi Milan. Mönchengladbach yazacak mısın? Ben de yazayım. Ya çünkü yazarsa diye Borussia Mönchengladbach normalde ama her türlü önlemi alalım. Son 35 saniye. Mezar turizm yazdım. Son 20. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Kaleye bırak. Tamam. Kazandı, ben hiç yapamadım. Kaldığımız yerden devam edelim. Benim 10 tane var ama. Bir görelim isimleri. Menemen Spor, Mönchen, Gladbach, Mariehamn, Finlandiya. Evet var. Miyazaki. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Haifa. Var. Maccabi Jerusalem. Var. Manavgat Spor. Vardır herhalde. Mut Spor. Nat Spor kapandı. Fuat Aktağ'a da buradan selamlar. Kapandı bu. Mut. Mut Spor. Bakalım var mı? Mut Spor ne oğlum? Ben Nat Spor diyorum. Mut Spor. Mut. Manchester United. Manchester City. Maraş Spor. MJK. MJK ne abi? Ya zaten bunlara gerek yok abi. Zaten geçiyor beni artık. Ne yok oğlum? Hepsi var. MJK. Tamam bu yok. MJK yok. Mat Spor da yok. Kahraman Maraş. Evet. Maraş ne abi? Maraş değil. Mora Spor. Lan Mora Spor ne? Bak Mora yazmışım. Bir dakika. Mora ne oğlum? Yunanistan'da kaldı Mora. Nat Spor'u da geç. Hayır, Mut Spor. Var. Mut Spor. Evet, Mut ilçe abi. Du Belediye Spor. Mut ilçe ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Mönchengladbach tam yazılmamış. Mönchen işte. Manu'yu da tam yazılmamış. Ha abi eşek miyim? Bunları upuzun yazıyorum. Tamam. Zaman kaybediyorum. Çevir. Al bak Mönchengladbach'a bak. Çevir. V'sine kadar gidiyor. Çevir tamam. Malatya Spor, Mut Spor. Abi, Milan. Milan niye yazdın? Hocam. Sen yazacağım dedin. İyi tamam. Mönchengladbach, Metalist Arkiv. Molde, Myondalen, Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, Metangas. 3, 4, 5, 6, Malatya 7, 8, 9, 10. Malatya yok ki. Niye yok? Yeni Malatya bile kapandı hatta. Hiç Malatya'da takım yok mu oğlum? İlla ki açın bakın vardır Malatya'da koskoca. Yep yeni Malatya geliyor. Ulan şehir lan. Sende kaç vardı? Gıcır gıcır Malatya geliyor. Ya oğlum adam yendi zaten. Biz yendim. Daha başında dedik. 12. Biz daha başında dedim yani adam kazandı. Gaz metan. Metangas ne lan? Ha gaz metan ha metangas. Metangas Malatya Spor 1. Amatör Lig'de ama. Tamam. Tamam bir şey demedim. Ona yap bana ne yapıyorsun? Olmaz mı oğlum? Mantık olarak yani Malatya Spor'un. Sen niye lan Mut Spor'a itiraz ediyorsun? Olamaz mı Mut? Ben onu harbiden Nat Spor'a mutsuz bir Türkiye düşünemiyorum ben. Peki. O zaman bir sonraki harfiniz. Ver. Geliyoruz. Harf alayım. Abi yaptığımız takımları tekrar yaptık. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Olamadım. Yapmadığımız bir harf geliyor. Eslem söyleyecekmiş harf. W. Süreniz başladı. Ya bu nasıl bir kalem abi? Yazmıyor. Kalem yazmıyor. Son 20 saniye. Son 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Kalemleri bırakalım evet. İlk sen çevir bu sefer. Ben Vegas yazdım ya. Çevir. Bir dakika. Ayağını çok kalır. Evet. Bu elinden lütfen tahtasını bıraksın. Çaktırmadan yazıyor olabilir. Kalemi bırakır mısın? Evet. Oradan çünkü benden evet. Gördüğünü yazdı galiba. Hayır. Bir bakabilir miyiz? Ya hayır. Tahtana bakmak istiyorum. Ya bakın. Buraya düştük. Sonra. Wolverhampton. Tamam. Wigan. West Ham. West Bromwich. Westerlo. Waterloo'a yazıyor abi. Westerlo. Kaleminiz yazmıyor. Bakar mısın kaleme? Bir tane O yazı orada. Fazla mı yazdı kaleme amına koyayım? Westerlo 2. Yo Waterloo da. Tamam. Wycombe. Tamam Waterloo da var. Bir şey olmaz. Wycombe. Washington DC. Wrexham. Wrexham da var. Vancouver. Bunu niye koydun? Vegas. Vancouver'ı nasıl yazmış? W'ya. Bu ikisinin üstü çizgide doğru. Tamam. Vegas'tu. Vancouver. 8. Yeni kalemim var. 8 de yeter. Bu bulamamış. Washington DC'de çakallık yapmışsın. Niye? Ama yani, doğru. Doğru. Ankara. 8 mi? Evet. Sana bakalım. Wolves. Wolverhampton tamam, yani. 1. Wigan. 2. Wycombe. Bende de var 3. Vancouver. Sen de yapmışsın aynı. Bana diye. Wanderers diye takım var. Allah kahretsin. Var. Var. Avustralya'da. Bekle. Var oğlum bir şey demedim zaten. Allah kahretsin. VS Baden. Var. Bu da var. Bu neymiş lan? Wolfsburg. 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 Geç bunu. Bunların hepsi yanlış. Vigo ne oğlum?
Gunder. Oğlum Wolfsburg'u bak Wolfsburg'u ben hatırlayamadım. Wolfsburg'u hatırladıktan sonra Wolfsburg'u hatırladıktan sonra Wolfsberger'i nasıl hatırlayamadın lan? Aynı bokun. Evet ben Westham'ı hatırladım. Ve Durum. Bak burada Wolfsberger yazmaya herhalde başladım ben burada. Sonra Wolfsburg gene araba oldu yola çıkınca. Biz bir de kalemle yazamıyoruz yani. Yazamadığım halde bu kadar şey yapabildim. Çok heyecanlı bir son oyuna gitmiş. Kalem yok mu? Sana geldi mi yeni kalem? Şu bakayım bir saniye yeni kalem mi? Hayır lan yine yazmıyor. Bu. Bir saniye belki de yanlış kalemi kullanıyorum. Yok bu hiç yazmıyor. Bu yine biraz yazıyor ya. Bu o kadar i̇yi, kötü bu, değil. İyi yazıyor bu. Bu o kadar bakayım. Of. Ulan sıfır kalem geldi ha. Bakayım. Ya tamam. Hadi. Evet. Vallahi yazıyor. Ne yazdığı ya. O zaman son tur. 4. Ne son turu? Yok 1-1 şu anda. Tabii evet. 3'te bitiyor 3'te. Tabii 3. 3 yapan bitirir. Voleybol gibi. Biraz voleybol daha işi değiştiriyoruz. Ya. Futbolcu ismi arıyoruz. Doğru mantıklı. Ama soyad mı isim mi? Fark etmez. İsim arıyoruz. Ne demek o? E harfinde Burak Yılmaz'ın B'si mesela. Yılmaz. Buffett'in bir gomis oluyor mu? Olur. Y'de peki Burak Alexander Yılmaz. Bok mesela herif. O oluyor mu? O olmaz. Aynen. Niye abi soyadı B? Ya Lionel Messi L'de olacak. M'de değil. Buna kural koymayın ya. Messi M'de olmayacaksa bu oyunu oynamanın ne anlamı var? Bedeni kanununa göre göremeyiz o konuyu. Ya Hacı mesela Georgie Hacı mesela. Tamam. Okey. Lütfen kurallarımıza. Geçen sene böyle değildi. Geçen sene böyle değişmiş. Bu sene böyle. Peki. İsim arıyoruz. Torba yasa. Futbolcu ismi. Tamam. Lionel. Aktif olmayan. Hiç problem değil. Ne demek aktif olmayan? Hadi. Hadi polemiğe çekme bunu ya. Tamam. Geliyor harfiniz. Erman'ın E'si. Buyurun bir dakika söz başladı. Erman. Eski olabiliyor değil mi? Tabii efendim. Son 30 saniye. 15. 5. 4. 3. 2. 1. Bırakalım. Aynen son. Hiç yazamadım. Bir isim yazdı. Cihat Akber. Benim çok az. En son Erman. Erman Güraçar. Tamam. Evet bende de var. Erman GS'li Erman. Ne? Soyadını vereceğim. Ne yapalım? GS'li Erman dedi. Geldi gitti ya. Yok. Allah öyle şu GS. Neydi? Erman Kılıç. Onu maalesef sayamıyorum. Ya Emre Kılıç oğlum o. 05. Bir dakika. Mücahit. Yazma. O buraya bir. Yazmadı. Şey yazmıyor. Burnumla oynuyorum lan manyağa bak. Var hakemi. Devam edelim. Ekrem. Ekrem daha. Ekrem Ekşioğlu. Ösebio. Ebrim Akoli. Karagümrük'te oynuyor. Geçti beni ya. Elber. Cavani. Bir saniye lan. Ösebio da. Hayır. Ösebio'yu şöyle kabul edebiliriz. Ronaldo gibi. Ronaldinho gibi. Hayır. Ösebio. Evet. O bir. Elber. Cavani Elber. Evet. Cavani Elber. Edinho. O da değil. Nasıl değil ya? Ne Edinho abi? Edinho. O lakabı zaten Edinho. Edinho kim oğlum? Edinho geldi Kayseri Acısı. Kayseri'deki Edinho'yu kabul edelim. Evanildo. Ne? Evanildo. Kim bu? Geldi ya. Herkes geldi ya. Ne var? Bunları arat yoksa ben tamam haksızım. Evanildo diye adam vardır da nereye geldi lan Evanildo? Evanilson. Evanilson var. Yok var. Porto'da. Evaldo. Yok. Ekigo. Yok. Var Ekigo. Samsun'a gel. Oğlum siz cahil misiniz ya? Ekigo Eyiyorsun. Adı. Eyiyorsun. Göstereceğim. Bir dakika. Hayır çok itiraz sana. Bir dakika dur ya. Tamam duruyorum ben. Evanildo yok. Evanildo var. Evanildo nasıl yok? Evanildo da var. Var. Brezilya'da. Popüler. Popüler bir isim. Mustafa gibi bir isim Brezilya'da. Evanildo de Oliveira Santos var. Hepsi var değil mi? Evaldo. Hayır yok oğlum. Evaldo mevaldo falan yok ya. Evaldo dur, ne? Dur. Yok Evaldo komşu al. Evaldo. Evaldo da var. Ha! Evaldo. Ekigo da var. Eyiyorsun. Samsun'a geldi. Bak Ekigo. Saçma sapan isimlerle geçtim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada. Size alalım. Yok bende hepsi, yok. Hepsi çevir ama. Çevirin. Tamam. 2'ye bak. Eski futbolcu. Tamam, eski doğru. Futbolcu. Doğru da aklına nereden geldi? E geldi abi. Evet alalım isimleri. 3'e bak. Erman Özgür. 3'e bak. Erman Toroğlu. Bizim burada FM içeriğinde kullandığımız Erman. Acayip oyuncu bu. Soyadı gelmedi. Solak. Hayır düz Erman zaten herif oyunda. Nasıl? Evet. Evaldo şekli abi düz Erman. Aynen. Nerede bu adam? Gerçekten. Alanyaspor'da. Alanyaspor'da. Tamam. Elif Elmas, Erkan Kaş, Ertuğrul Sağlam, Eber Eçeğze. Tamam öyle doğru. Erik Cantona. O sonuncuyu ben de anlamadım ne. Elos. Elos falan gibi bir şey yazdı. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Yatak böyle gidiyor. Erman Yaşar isimlerde patladınız. Patlarım tabii kulüplere geç tekrar. Kulüplere değil. Bir isimden daha devam ediyoruz. Kazanırsa bitiyor ama. Hazır olun. Geliyoruz harfiniz.
Söylüyorum. İsim mi? Düşeceksin aşağı. İsim. Futbolcu ismi arıyoruz. Unutmayın. Kuralımızı hatırlayın. Bilmiyorum. Cihat'ın C'si. Süreniz başladı. Hiç hatırlayamıyorum. Ya Çerişev olmuyor ki. Çerişev! Olmuyor ama. Kiyaza. O da olmaz. İnzay. Abi bunun yeni kuralı hiç yaptırmıyor ki. Oyuncu kural yaptırmıyor. Kural zor. Ciguli falan yazıyorum. Kiyaza. İnzay. Son 15 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 ve kalemleri bırakalım. Ben koydum. Bende bir tane var. Hadi. Bir tane var. Nasıl yani? 3 tane falan var. Alalım Erman Yaşar'da. Celal ile Ceren falan yazdım sonra. Çevir. Cemil Turan. Tamam. Can Bartu, Can Arat. Bu üçü doğru. Gerisi çağrışım. Tamam. Çay. Belki vardır yani. Tamam. Bu sallıyor çıkıyor çünkü. Ciga. Celal. Cuma, Canku, Just. Bunlar kim abi? Just. Bakın abi var, yani Celal diye oyuncu vardır Türkiye'de. Sen bırak şimdi. Evet, Cihat Arman, Coco, Jojo. Ne lan Coco ne? Jojo oyuncu. Oğlum o herifin adı var. Hayır Coco. Ne Coco'su? O senin dediğin Nant'taki bu eski Barcelona'daki Coco. Oğlum adı var adı. Coco hatırlamıyor musun? Adı var Coco'nun. Ne? Coco. Marcel hayır. Coco mu? Francesco Coco var, Marcus Coco. Evet onlardan biri. Düz Coco da var. Yok düz Coco yok. Coco da var. Düz Coco nerede oynamış? Neyli? Spanyol abi defans. Ha Barcelona oynar. Bakalım. Neyli? Bakıyorum. Neyli? Düz Coco diyor. Allah kahretsin ya. Abi La Liga'da 114 maça çıkmış maç bilgisi yok. Tamam doğru. Düz Coco mu? Var. Linar SD bir takımda oynamış. Düz Coco kanka. Ya Allah seni kahretsin. Barcelona'da tamam, oynadın dediğin adam. Siliyorum. Sil. Tamam. Yani zaten ben her türlü geçiyorum. Çikarito. Tamam. Hayır. Evet. Olmaz. Çikarito lakap lan. Sayılmaz. Hayır. Lakap. Oğlum. Abi Yer Hernandez. Oğlum. Speedy Gonzalez, Sabri Sarıoğlu mesela. Abi Yer Hernandez. Oğlum Hulk da sayılmaz o zaman. Doğru söylüyor. Ya bunlar ya, nasıl kurallar oğlum? Burada haklı. Çikarito'nun sayılması lazım. Manyak mısınız oğlum? Abi Yer Hernandez. Evet. Sayılması lazım. Cevher. Ama Cevher ne lan? Cevher Kilişçi. Dur bir saniye. Bir sayılmıyor Çikarito. Çikarito sayılmıyor. Hayır, benim iddiasım. Şu an sayılan bir tane var. Çünkü bunların hiçbir sayılmayacak. Yok. Cuca. O şeyde. Atletico Mineiro'da falan çalışmış. Tamam geçelim. Başarılı bir futbolcuydu eskiden. Evet. Kaka. Caca. Onun da adı var. Caca. Çiçinyo'nun da adı var. Çaçapa. Lyon'da oynamıştı. Lyon. Cihat Arman hariç doğru yok bunda. Doğru yok evet bu arada. Ben yine geçtim herifi. Yok hocam. Sisinyo. Bir dakika. O da yanlış. Sisinyo'nun da adı var. Ben kazandım. Oğlum bu nasıl kural ya? Abi, ben bunu bir daha oynamam. 3 tane var. Ben bunu... oyuna geçin abi. Yok takıma geç abi. Bu nasıl kural ya? 2-2. Evet. Sisinyo'yu saymıyorlar. Maalesef. Seni kazandırmak için 50 tane dümen çevirdiler. Ya, adam yeni kural uyduruyor ya. Ulan... şey sayılsa biz yazamaz. Biz sanki yazmayacağız. Çerişev'i yazarım kafadan. Çerişev! Hadi tamam son. Biraz geri gider bana. Deli gibi ittirildin. Tamam. Beraber anca berabere kaldık. Geliyor. Tamam. Abi çok geriye ya. Biraz oraya duvara doğru net kaçıyor. Net. Düşeceğim. Tamam. Giriyoruz. Ya. Oğlum ayağım acıyor. Ters bir yere oturuyorum o türlü. Netsiz kalıyorsun. Netsiz. İzleyenler bulanık izliyor. Heh kalıyor. Tamam. Süper. Zaten. Geliyor. Harfiniz Y. Takım arıyoruz. Y harfi. Süreniz başladı. Ne biçim harf lan Y? Z'den bir önce. Hiç yok. Bir tane takım yazdım da. Yankees falan var ama. 10 saniye. Sürenizin sonuna geldik. Bitti. 10 saniye dedin 2 saniye sonra. Sayılmaz o. Sayılmaz o. Son yazdığın sayılmaz. Sayılı. 10 saniye diyorsun. Tamam sildim. Çevir. Son yaz... Bir dakika yok. Bu sefer önce sen çevireceksin hocam. Evet bu sefer önce sen çevireceksin hocam. Alalım. Yok yok ama. Doğru. Marinos. Tamam. Yeni Malatya Spor. Tamam. Yomra Spor. Tamam. Yavuz Sultan Selim. Yok o. Var mı? Oğlum ben geçen gün bu kulübün içinde çay içtim. Ya amatör, süper amatör fark eder. Bir şeydir. Bunlar da var mı bakalım? Var. Ha, bu FM'deki Erman'la aynı oturdum, şey oturdum çay içtim. Yok dersiniz oradaki adamlar da yok olmuş oluyor.
Var bu arada. Varmış, kayıtlarda var. Kabul ediyorum. Yeni Amasya Spor. Evet. Yıldırım Bosna Spor. Var. Var. Yozgat Spor. Tamam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geçti beni, bende zaten 6 tane yazılı. Yozgat. Yozgat, Yomra Spor. Yayla Spor mu? Ya, yedi Karanfil. Yedi gitti ya. Yeni yedi Pazar. Karanfil, müzik grubu. Evet, biliyorum. Yeni Malatya. Yeni Pazar. İlk sezonun ilk patladı. Oyun. Novi Pazar var Sırbistan'da. Bu evet. Kadar bu kadar ittirmeye Cihaz rağmen. 3-2 kazanmış. Abi böyle harf verirsen. Alkışlamak için. Bırakmak zorunda. Tebrik ediyoruz. Sezonun ilk oyunu. Olur bunlar. İlk ayakkabıyı. Paslanmışız. Arvanşar Cihatakmen'e bir ayakkabı borcu var. Evet. Aynen öyle. Derman abi bu sorudan önce bu Thomas Tuchel'e ne oldu ya? Thomas Tuchel. Arzularının ve ihtirasının kurbanı oldu. Öyle mi gerçekten? Kibir en şey günahtır. Nedir? Büyük mü? Kibir neydi? Tam biridir. Aynı zamanda Sevon. Kibir en sevdiğim Sevon filmi. Şeydir. Ya Tuchel hoca çok büyük hoca. Gerçekten büyük bir taktik deha ama oyuncu ilişkileri sıkıntılı. Mainz'da da oyuncularla papaz oldu. Dortmund'da da oldu. Paris Saint Germain'i ayırıyorum. Paris Saint Germain'de oyuncularla papaz olmak doğal. Orada papaz olmayan adamda bir sıkıntı vardır. Ama... Hayır, oyuncular sadece papaz olacak kadar sallamıyor muhtemelen. Efendim? Tuchel'i sallamadılar onlar çünkü pek. Tuchel kim lan? Tuchel oğlum, Tuchel, tamam. Tuchel kim? Tuchel başladı. Ama yani böyle bir şey olur Tuchel'i mu? Tuchel'i diyorum, sallamadılar bile Neymar falan ya. Ha, sen kimsin Neymar demeyeyim o kadar da büyük oyuncu. Yani sallamadılar. Severim. Peki burada şeyin etkisi yok mu abi? Yani neyin etkisi? Bu Rus dalgasından dolayı bu Chelsea... Dalgayı yedikten zaten 2-3 saniye sonra kovuldu biliyorsun. Ondan sonra Rus dalgasının etkisi tamam, olabilir. Tamam ben bu değil de bu konuyla ilgili hiçbir ciddi yorum yapmayacaksın. Ya şöyle şöyle. Tabii ki ya çok büyük bir şanssızlık. Yani Abramovich'in ve Rus mevzusunun patlaması. Çünkü yani bunlar yaşanmasaydı muhtemelen Rüdiger'i, Christensen'i kaybetmeyebilirlerdi. O olaylar patlak verince oyuncular uzak... Takımın karizması düştü değil mi? Takımın karizması düştü. Psikolojik olarak şey oldular. Ya bir de transferlerin şu son haftaya kalmasının temel nedenlerinden biri o. Yazın daha kulübün kimin alacağı almayacağı ancak yazın başında belli oldu. Adam son hafta yapabildi. İşte Aubameyang transferini, Fofana transferini, şusunu busunu. İşler de iyi başlamayınca biraz erken verilmiş bir karar ama bilmiyorum yani... Şey ne diyorsun? Aubameyang, Tuchel'le. Aynen tekrar bir araya geldik. Sabırsızlanıyorum dedi. 59 dakika oynamış. Hayat böyle. Ne oluyor canım? Soru sorayım. Sor. Şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta buradan 2023 yılında evleneceğimi açıklamıştım. Evet. Geldi mi aday? 2-3 tane aday geldi. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Takside gelirken Cihal bu arada 69. programımız. 69. programda ilk kez beraber geldik evet, Cihat'la. Fiziki olarak. Ne demek o? Yani birlikte geldik. Başka bir anlama çekmemiştim ben zaten. Tabii seninki o anlama gidiyor diye korktum. Hayır canım ben niye seninle ya birlikte geldim? Hikaye o hikaye oraya gidiyor. Tövbe estağfurullah ya. Anlat. Ne anlatayım? Hikaye oraya gidecek anlat. Birlikte geldik artık o birbirimizi tanıdığımız için kolay oldu bu sefer. Evet bindik taksiye geldik. Taksiyle ne dedim? Ne dedim? Ten uyumu çok önemli. Evet. Yani dedim adaylar yavaş yavaş gelmeye başladı ama dedim ben 2023'ten önce değerlendirmeye geçmeyeceğim. Bir havuzda biriktiriyorum. Durum öyle. Büyük ihtimalle evlenirim ben gelecek. Oğuzhan Kapılar benim evlenmemi çok istiyor. Tamam. Yıllardır sen de biliyorsun bu program başlamadan önce biz başka küçük şey çekerken falan da abi seninkini sevmek istiyorum yani bir an önce lan oğlum de gık 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 dedi pis adamsınız. Yani şurada bir çocuğun olsa oynasa artık yaşın gelmedi mi falan. O yüzden. Zamanında söylediğinde çocuk yapsaydın şu anda 5 yaşındaydı. Evet 5 yaşındaydı. İyi ki yapmamışım. Burada senin çocuk. Trailer'ı çektiğimiz gün tutturdu abi artık çocuk yap çocuk yap falan. Sırf oğuzunu kırmamak için 2023'te evleniyorum. Ama artık böyle insanlar böyle ilişkileri tercih ediyor. Öyle bir şey düşünür müsün? Ne gibi bir ilişki? Çocuğu atıyorsun çıkıyorsun. Çocuğu atıyorsun çıkıyorsun derken? Yani böyle daha çok şey hani. Ekmek mi atıyorsun fırına oğlum? Ne dedim? Yok yani. Taşıyıcı böyle... anne mi? Değil. Ya çocuğunuz var. İşte biraz daha eğlence aracı gibi. Çocuk mu eğlence aracı? Ya. Birbirimize mi atıyoruz çocuğu? Yok öyle değil. Yani daha şey böyle çocuk üzerine gelişen bir ilişki tipi. He çocuğu yaptık şimdi tekrar dalgamıza bakalım. Ha öyle bir şey? Yok canım öyle bir şey olmaz. Ha okey. Ben sevdiğimi tam severim. Bu hafta yine böyle biraz sohbet üzerine geçiyor. Tabii sonlara doğru yine birkaç sorun varsa. Tabii konulu programlarımız haftaya, başlayacak. Haftaya konulu. Türkiye'de bu sezon gerçekleşmiş muhtemelen en iyi 5 transfer. Nereden bilebileceğiz bunu? Haftaya bitmiş oluyor zaten. Hayır ondan değil ama transfer muhtemelen diyorsun he. Çünkü transferlerin iyi olup olmadığını sezon sonu... Ben transfer dönemi bitsin diye dua ederken adam beni kontentin de içine soktu. Evet. Cihat Akbey'in Gurme 5 oyuncusu var. Burada Erman Yaşar yine şeyleri seçer. İlk beyaz ülkesini seçerim. Icardi, işte Mertens. Mertens'i seçerim Icardi. Vegors'u niye seçmiyor? Ulan Allah hayır işte hani sen... Terbiyesiz bir dakika adam. Sana bir soru. Nathan Redmond.
Topçudur. Geldi değil mi işte şey? Geldi. İndi. Ya inanımız bir topçu değil böyle çok sansasyon yaratacak falan. Yani bayağıdır düzenli oynayan bir adam aslında. Sistem, biraz sistem takımında falan pıtır pıtır oynar. Bizim takımda biraz Premier Lig havası. Beşiktaş'ın geliyor diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Uçaklar iniyor. Şimdi bir şey soracağım ben sana. Evet. Sen de ben bir iki haftadır bir şey seziyorum. Böyle pis bir enerji seziyorum. Adam diyor Beşiktaş kaldırdı geliyor diyor. Sen bende pis enerji seziyorsun. Geleceğim şimdi. Bunu kötü anlamda söylemedim. Ne böyle, gibi? Böyle bir şey bir enerji var üstünde. Ne var? Nasıl desem yani kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Pis ama böyle şey değil. Tatlı bir pis. Tatlı pis. Böyle şey gazoz dökülmüş gibi masaya. Anladın mı? Ya spora gitmiyorsun demek istiyor. Saldın göbek. Spora gidemiyorum. Kaygıların azalmış gibi gözüküyor. Yok. Doğru şeyi buldum. Şey PT Efkan buradan selamlar. Her gün mesela Arabistan'a gittikten sonra ben döndüm. Bir türlü başlayamadım Arabistan. Sen orada bir şey yaşadın kesin. Deve meve bir şey oldu sana. Bildi galiba. Sessizlik oldu. Yani oradan dönüşte benim çok işler birikti falan. Orada 10 gün falan takıldığım için her gün çekim her gün çekim spor yapamadım ama önümüzdeki hafta pazartesiyle... Aktarmasını mı döndün? Aktarmadım evet. Tek mi yani? Riyad İstanbul mu? Riyad İstanbul. Kaç saat? Oğlum zaten 3 saat 50 dakika. Ne aktarması? Doğru diyorsun. Ben her yazmamı biliyorum. Vıv vıv gidiyorsun. Kaç tane çantayla gittin abi? Bir valiz bir de sırt çantası. Dönerken? İhramı da nereye koyuyorsun? Bir valiz bir sırt çantası. Bir valiz, bir sırt çantası, bir de iki tane de işte şey, hurma murma. Getirdin mi? Getirdim. Bize niye getirmedin? Ya siz hurma pek yiyecek adam niye? Değilsiniz. Öyle mi? Benim ismime bak. Ne? Cihat. Ha. Doğru. Ne yaptın? Sana getiririm iki üç tane peçeteye koyup. Çünkü paket kalmadı ama evde açılı var. Soru geliyor. Mehmet Aydın 528 adlı kullanıcıdan. Mehmet Aydın 528'den önce ben bir şey sormak istiyorum. geçen hafta dayısı... Vurulan ve hastanede dikişleri de bizi izlerken patlayan arkadaşın gerçek olup olmadığına dair bir bilgi var mı? Mobese kayıtları istedik. Yayınlanmadı ya abi bilmiyor şu an. Mobese değil mi? Doğrusu doğru dayısı vurulan adamı daha izletemedik ki halkımıza. Şunu da söylemek istiyorum. Oğuzhan Kapılar Avrupa seyahati yapacak. O nedenle programı... Avrupa seyahati yapmıyor şimdi. Keyfi bir şey değil o. Zorunlu ihtiyaç. Ne güzel biz hiç böyle zorunlu ihtiyaç. Biz de iş seyahati. Bir dakika önce anlatıyordun. Oğlum bizim gittiğimiz işteyiz. Adam Almanya'ya gidiyor. Biz Riyad'a gidiyoruz. Niye Riyad'a ezdim ki ben şimdi? Riyad. Ben kendini övüyorsun sanırım. Hayır canım estağfurullah. PUBG CEO'su izlesin. İzlemesin. Demek istediğim şey şu Oğuzhan'cığım. Yani Oğuzhan Almanya'ya gidiyor hafta sonu ya da hafta sonu da değil perşembe. O yüzden normalde programı çektiğimiz günde çekemiyoruz. O nedenle de programa dair geri dönüşleri de bilmiyoruz. Şu anda aslında biraz da suya yazı yazıyoruz. Evet. Mesela dayısı vurulan kardeşimiz ne durumda? Bilmiyoruz. Vurulan dayı kanama ne durumda? Kanama durdu mu? Bu sorular güncel sorular. Bu soruları story çekerek aldık. Soralım. Mehmet Aydın 528. Beylikdüzü'nden geçiyor mu? Hazırladın mı? Hayır şu anda tak diye verdim. Tamam. Demiş ki. Evet. Giden gittiğinde mi biter? Gideceğini söylediği zaman mı? O ne demek ya? Bunlar aforizma, götünden aforizma uyduruyor millet. Bu ne demek ya? Giden gitmiştir, gittiği zaman bitmiştir. Sonra giden gittiğinde ya. Mi gider, gittiğini söylediği zaman mı ne ya? Bunlar ne demek ya bu ya? Adam sormuş. Ya adama soru sorduğu için bir de küfür mü edeceksin? Hayır yeter. Küfür etmeyeceğim. Cevap vermedin şimdi, tamam. Şimdi biz seninle sevgiliyiz. Tamam. Yani, öyle düşün. Örnek veriyorum. Ben gittim. 4 gün sonra da seni aradım. Cihat ben gittim dedim. Sen geri zekalısın muhtemelen çünkü. Ya soruda öyle bir şey var çünkü. Gittiğinde mi gitmiştir yoksa gittiğini söylediğinde mi? Çünkü sen anlamıyorsun muhtemelen. Ya şunu diyor. Fiziki olarak ya da zihinsel olarak senden henüz ayrılmamıştır. Ama bunu talep ettiği için o an kafasında gitmiş midir diyor. Anladın mı? Hayır. Neyi anlamıyorsun ya? Anlayamıyorum valla. Siz anladınız mı? Biz anladık. Söyle anladın mı? Anladım. Anlamadı çünkü her normal insan Malatyalı. Anlamadı. Neydi? Malatyalı mıydı? Kayseri. Malatyalı söylüyor. Kayseri anladın mı? Anlamadım. Oğlum neyi anlamıyorsun? Manyak mısın? Bak diyor ki giden diyor gittiğinde mi bitmiştir gittiğini söylediğinde mi? Yani gitmeye karar verdiğini söyledi. Abi belki gittiğini önce söyledi belki sonra söyledi. Nereden bileceğiz biz bunu? Ben şöyle anladım. Ne anladın Ayşe'cim? Kafasında bitirdiğinde mi gitmiştir yoksa gerçekten ayrılıp bu kadar. Bu. Hayır. Evet. Ama yazan şey onu ifade yazan, ediyor. Aynen. Giden. Bir daha sor. Giden o zaman şöyle diyecek evet, abi. Giden gitmeye karar verdiğinde mi gitmiştir? Yoksa harbiden. Bunu söylediğinde mi? Hani sen saçma soruydu. Deli gibi tartışıyorsun. Mehmet Aydın 528. Evet, evet. Güzel bir rakam. Giden gittiğinde mi biter? Gideceğini söylediği zaman. Bak işte Ayşe'nin dediği gibi. Oğlum giden gittiğine karar verdiğinde mi biter? Ayşe'nin söylediği. Ya atıyorum. Karar verdiğini sana söylemesi sen nereden bileceksin ya? Söylemesi lazım. Işte. Hayır abicim ben mesela sana eski sıcaklığım yok. Sana eski sıcaklığım yok. Heyecanımı kaybettim ama sana söylemiyorum. Takılıyorum. Mehmet Aydın bunu gizli hesabından atmış. Tamam. İhtimalle Erman abinin eski kız arkadaşlarından biri. Olabilir. Tamam. Soruya cevabın ne? He? Soruya cevabın ne?
Gitmiştir evet. Gittiği kesin çünkü yani soruda. Aynen. Evet, soru ver. Yeni soru ver. Mehmet Ali deli gibi iyi soru sormuştu ha. Acayip 528. Kafkas Kartalı'ndan bir soru geliyor. O kaç 400'lerde falan olsa gerek. Alt çizgi Kafkas Kartalı. Peki. Hiç alt çizgiyle bir hesap açtınız mı? Bizim yıllarımız çok. Alt çizgiyle hesap çok. Açmakla geçti. En sevdikleri Cengiz Kurtoğlu şarkısı nedir? Ben Cengiz Kurtoğlu konusunda cahilim biraz. Yani sadece popüler şarkılarını biliyorum. Gelin olmuş çok severim ama sanıyorum şey. Yeni nesil Cengiz Kurtoğlu'nu tanıyor mu olur? Tanıyorum. Niye tanıyorsun? Oğlunu tanıyorlardır var ya. He. Aydın. Evet. Cevap. Benim yok. Seninle her günüm ömre bedeldi. Gönül bilmem ne de. Oku oku. Benim de yok. Ataman İkiz. Cihat abime soru. Gazi Osman Paşa Berber Hüseyin soruyor. Ense tıraşını jiletle yaptım. Özür diliyorum. Yalnız bu inanılmaz bir insight. Yani soruyor da soru yok. Berber Hüseyin yaşlı başlı bir adam. Şu anda 80'indedir. 20 sene önce de 60'ındaydı. Yani o değil ama hikaye. Sende matematik kafası var. İyi değil mi? Valla. Ama o hikayeyi bilen biri bu. Bizi küçükken işte Hüseyin amca çok severiz ama bizim çok küçükken ensemize jilet vurduğu için belli oluyor. Bütün mahallenin ense tüyleri fazla çıktı. Vakti zamanında onu andığım için. Ona bir gönderme. Evet, İyi başka yere vurmamış. Nerede anlattığımı bile hatırlayamadım bunu yani. Geliyor. Arda Toklu alt çizgi. Birlikte yaşadığınız en trajikomik anı. İkimizin mi? Ben anlatacağım bir dakika. Neymiş? Şimdi anlatıyorum. Erman abinin halalar, Erman abi, ben muhabbet ediyoruz. Şöyle bir şey dediler ve ben fazla güldüm. Daha doğrusu ben normal güldüm ama benim gülüşüme çok sinir oldular. Ve şöyle bir şey oldu, anlatıyorum hemen. Halalarından birisi dedi ki Erman dedi Tarkan'a benziyor. Aynen bu tepkiyi verdici yaptım. Ben de böyle güldüm. Böyle dedi bana. Ne oldu evladım? Neye güldün? Hayır orada bir gerilim oldu. Gerilim oldu. Ben çok zor toparladım. Sonra şöyle çok bir şey oldu. Çok seviyorum. Erman abinin bir fotoğrafını çok gösterdiler. 300 metre öteden gözleri kısarak zıplaya zıplaya bakarsan telefonun yüzeyine de şey sıkarsan falan Tarkan oluyorum. Abi sen de müdahale. Buydu ama edemez ki müdahale. Ne diyeyim oğlum ben? Ya orada zaten çok seviyorlar, çok koruyucu yaklaşıyorlar. Benim gülmemi sanırım biraz alaycı algıladılar. Alaycı zaten kuş. Öyleydi. O kötüydü yani benim için. Hızlıca futbola geri dönüyorum. Dön. Okay Sezer sormuş. Hadi bakalım. Hocamın bu sene birinci ligdeki favorisi Bodrum Spor. Ve kimler çıkar demiş. Bodrum Sporluyuz. Var mı abi? Bir favori söyle bir de kesin çıkacağını düşündüm. Bodrumluyuz. Yani Eyüp Spor biraz istim üstü. Onlar da çok iyi sonuçlar ama Eyüp bence yukarılarda bitirecek. Bodrum. Eyüp diyorum. Bodrumluyuz. Güzel bir soru geliyor. Mehmet Güzel MG. MG nedir bilmiyorum. Mehmet Güzel. Mehmet Güzel MG. Ya onu yapmamıştır ya. Onu yapmıştır bu tane. Erman Yaşar EY. Aynen. Yazık. Birbirinize tip olarak 10 üzerinden kaç verirsiniz? İyi sen ver. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben Türkiye'ye tip bu anlamayı getiren insanlardan biriyim. Biz 4-5 arkadaş getirdik Kamboçya'dan. Kamboçya'dan. Yani 7.5 veririm ben. İnternetin ilk günlerinde başladı bu olay. Ben o yüzden çok objektif ve profesyonel ve tecrübeliyim. 2.4 falan diyecek. O yüzden sen bakalım seni bir izleyelim. Yani 7-7.5. Ya civar. Hayır işte bak yalan atıyorsun tamam mı? Ben 7.5 değilim. Niye değilsin? Değilim abi. Ben sana şimdi bana 7.5 diyorsun. Ben de sana hani... Hayır istiyorsan 5'te fark etmez. Şimdi, anlamıyorum. Bence var oğlum 7'in. Ya 7 öyle 10 üzerinden 7, 100 üzerinden 70. Neye oturur? Yani ortalamanın üstü falan filan. Neyse boşver kavga çıkarmıyor. Seksileşir. Hadi tamam. Sen 6 verdim. Çektim. 6 verdi, bir geri çektim. 6 verdim. O zaman çok gerçekçi verecek şimdi. Tamam ben 7 derken de çok şey değilim aslında. Tamam. Yani. Bence bir mesela şeyde falan bu adama taparlar. Norveç'te falan. Ama yani gel gelelim şey Norveç'te değiliz. Buraların klasik tipi olduğu için buralarda... Ama bu çok şey böyle bayat bir fikir ya. Hayır oğlum İsveç'te Norveç'te falan sen yani burada, ne olursun. Ama burada da varsın. Gibi bir şey. Neye davar olursun? Sen davar olmayı geçen gün söyledin bana. Hayır canım böyle bir şey ben... Neyse geçiyorum. Oğuzhan geç öbür soruya. Sen puanlamadın. Yok o objektif davranmadığı için ben puanlamıyorum. Ulan 6 verdik daha ne vereyim? 2 mi vereyim sana? Hayır yüksek verdiğin için kızıyorum. Hayır 6 verdim. Neyse. Oğlum 6'nın da aşağısında değilsin bence Allah Allah. Mütevazilik etmiyorum. Puanlama böyle yapılmaz. Evet. 1 ulan bu 1. 1. Şu sıfata sen bak. Sen 0'sın. O da bu iyiye verdim biri de. Evet. Alt çizgi Emre Kaya.
Tamam. Halı flex ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ben bayağıdır düşünüyorum. Halı flex konusu hiç kafamdan çıkmadı. Ben koklarım arada halı Volkan flex. Volkan Demirel'in sakallarında halı flex'e benzetiyordum. Fenerbahçe dönerken hatırlarsanız. Koklar mısın? Nasıl o ya? Dokuyu falan ellemeyi ve koklamayı çok seviyorum. İğrenç bir şey. Halı flex. Bir dakika, bende yok zaten. Sen şey, acaba bu yenilerden mi bahsediyorsun? Eski örtüyü tutan vardı ya. Ya ben kendi evimde halı flex yok zaten, biliyorsun geldiniz. Ama halı flex olan eve girdiğimde koklarım. Bir diğer soru geliyor. Evet. Cengel Toz. Cengel Toz. İdeal tatil kaç gündür? 8 ila 12. Çüş çüş çüş. Ne? Çüş. 3 gün müdür? Abi 8 ila 10 gün ne ya? 12 dedim. 12. 12. Bence bir haftadan biraz fazla, iki haftadan biraz az ideal bir tatildir abi. Sence abi? Objektif. Ya bence max 5 gün. Yetmez. Ne diyorsunuz? Herkese soralım. Yetmez. 4 abi. 4. Hatta 3 bile olabilir. Yetmez. Nereye yetiyor abi 4 gün 4. Tatil? Manyak mısınız? 1 hafta abi. 6 falan bence ya. Bence ne tatil alınır? 1 hafta 1 hafta. Patronlarınızın sizi 3 gün 5 gün tatillere mahkum ettiği bu dünya düzeninde. Kural vermem. Maalesef siz de beyinlerinizi, kafalarınızı 3 günün 4 günün iyi tatil olduğuna kodlamışsınız. Bence bir insan en azından bir tatile gittiği zaman zaten bir gün 2 gün kendine gelmesi, bir günde zaten son ayrılmadan önceki toparlanışı falan 3 gün orada gitti. Peki sana bir şey soracağım. Evet. İnsanların tatile dair hissettiği şey var ya, bunun bir kesin yapılması gereken bir şeymiş gibi. Yok, ben bu yaz mesela yapmadım. Arabistan'ı nasıl tatil yapmadın? Sen... Senle Şarköy'e gittin 15 gün. Oğlum nesi tatildi lan Şarköy'ün? Gittik, hareketler yaptık, bir şeyler yaptık. Nasıl geri ya geldik. Orada suya girdin, denize girdin, ızgara yedin, cızgara abi, yedin. Abi suya girdiğine ben yani mesela yağmur tatil. Yağdığında burada da suya giriyorum. O net tatil. Taksiden indim. Şimdi geçen şey suya girdim. Böyle mesela böyle bir... Tatil mi yaptım yani? Bir dakika, böyle evet. Bir şey var ya, ne yaklaşım var ya, tatilin ya, evrensel bir ihtiyaç olduğuna dair. Buradan selamlar olsun Emre, bizim Emre. Hiç sevmez tatil yapmayı. Hatta ben sevmez başka bir şey. Bir dakika, tatile gidince yoruluyorum. Ben de sevmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tatil aslında son 60-70 yıldır insanların gündeminde. Yo. Tabii ki. Ulan 1716'da İngiltere Başbakanı'nın adı ne? George. Justin Holliday. YouTube demek Bey. Ki o zamanlar da tatil var. Aslında o da NBA'de oynamıyor muyum? Ondan sonra işte NBA'ye gitti. Ben de gerçekten bir şey alacak sandım. Var yani holiday hayır, kavramı modern, çok eskilerden. Ya insanlar yerleşik hayata geçtikten çok uzun süre sonra herkesin yapması... Ne zaman yerleşik hayata geçti insanlar? Geçen sene. Vallahi... kaldın işte öyle. O yüzden siz tatilinizin... Ben Maltepe'deyken oldu diyorum. Siz tatilinizin peşinde koşun insanlar. Geliyor. 3 gün 4 gün olmaz. Konuyu niye kaynattın? Adam bir şey anlatıyordu ya. Yok bırak, sen kaynattın konuyu ya. Soruyu soramadım bile. Evet. Kalemle oynamazsan abi. Sen niye? Neden oynamazsın? Oynuyorum bu. Adam oynuyor. Soru geliyor. Gelsin. İsmail Saymaz. AKTK. İsmail Saymaz kimdi lan? Şeyci, gazeteci. Solbek. İsmail AKTK. Nokta nokta başı diye paylaşılan oyuncunun endide olması hakkındaki görüşleriniz. Endi değilmiş fotoğraftaki. Çağlar'ı oynatmayıp NDD'yi oynatan Brandon Rodgers. Seni de Allah kahretmesin. Stoper oynatmıyorsun. Orta saha oynatıyorsun stoperde. Gördük. Gelen geçen basıyor işte. Bir de Çağlar bizim seviyemizde değil. Tabii, gördük seviyenizi. Tabii değil lan. O fotoğraftaki NDD miymiş? Gençti mi hani? Ha? Çok benziyor. O değil ama. Ama bayağı benziyor. Öyle yazmışlar. Ben biliyorum. Bence soru, değil. Ben gelen soruyu aktardım. Evet. Ne başı olduğunu biliyorsunuz. Biliyoruz biliyoruz. Biliyoruz biliyoruz. Var bizde de. Çok net NDD abi. Bakayım. Kim Musik var bir de. O kim? O kim? Oğlum Endidi lan. Doğru, evet. Vatan Ocal, Barış abi mi, Cem abi mi? Barış abi. Hayır lan, Cem Karaca. Ben Cem Karaca. Barış Manço yazsan oraya ya. Barış abi. İşte Barış abi. Barış eh abi. Barış abi, aşk Cem olsun. Abi, aç koynuna. Barış Manço mu? Yoksa... Ya çok ortada ama ben çocukken daha Barış Manço'cuydum. Büyüdükçe daha Cem Karaca'cı oldum. Ben de tam tersi. Ya da tam tersi. Seninkinin tam tersinin tersi. Ne diyorum ben? Yani düzü. Seninkinin düzü. Aynısı. Sadi Can Özcan. Evet. İpne mi? İpne mi? İlk beyaz o. İlk beyaz o mu? İlk beyaz o mu? Alır Erman Yaşar mı demiş. Nerede? Kapış sala. Sen alırsın. Yavaş alırım. Evet. Batu CNG35 Cihat Akbel yeni şiirler düşünüyor mu? Sürekli. Ben zaten şiir şeklinde düşünürüm genelde. Yazı yok, okuma yok. Yok. Yani hayata şiir olarak baktığım için. Düşünce stilim şiirdir yani. Anlatabildim mi? İki gözüm. Yılmaz Erdoğan ile. Orhan'a bak, kakuk kakuk gülüyor. Suat Turan 11, bu galiba size gelmiş. Evet. Abi kırmızı ojelimi normal mi demiş? Normal ne demek? Ojesiz mi demek? Ojesiz. Mat mı demek? Saydam var ya. Saydam mı onun adı? Yeşil, canlı kalanı galiba. Kırmızı ojeli mi? Normal mi ne demek?
Bu mu? Bu mu? Ojesiz. Ben. Ojeli. Bu değil kesinlikle. Yani onun karşısına başka bir şey koyabilirsiniz. Nezire Topal'dan gelmiş. Sağ olsun. Nezire Hanım demiş ki, sevmek mi sevilmek mi? Yani çok eski bir soru bu. Sevilmek çok güzel ama bence... Sevmek ya. Bir tıkandın. Sevmek sevmek. Felaket yutkunmalar yaşandı şey orada. Orada o tıkanıklığı aç bize biraz. Ya içim gitti içim. Mahvoldum. Ne açacağım ulan? Biraz ya. Yok devam edelim. Peru'ya götürdüm. Peru muydu neydi? Venezuela. Evet. Ulaş Aksoylu ne zaman iyi olacağız? Oluruz seneye falan inşallah. Hayır ya. Bu ne abi siyasi programa gelmek istemiyorum ben. Şey mi demek istiyorsun yani? Yani hayır bu sene bitti ya. Bir iki ay kaldı. Sene inşallah. Aynen öyle. Yeni sezon. Şimdi evet. İnsanlar okullar açılıyor. Tabii. Bizi çok öğrenci arkadaşımız izliyor bizi. Tabii. Tabii. Buradan onlara tavsiyeler vererek. Valla ben berbat bir öğrenciydim ama şu an keyfim yerinde. O yüzden öğrencilik. Bakış açısı olarak kız arkadaş, erkek arkadaş ilişkilerine tavsiyeler verelim. Nerelere gitsinler? Nereler mesela uykusuz? 16-20 yaş arasındaysanız sinema falan iyidir. Bebek boş. Bebek. Mekan önerisi bebek'e olarak. Gidebilirler. Ha? Mekan, etkinlik, aktivite. Sonbahar da geliyor. 14-25. Ya şimdi kuru şey de yapmak istemiyorum ama yani dışarıda artık sosyalleşmek çok zor öğrenci dediğimiz insanlar için. Ne tabii. Öneriyorsunuz o zaman? O yüzden insanlar işte evde başka şeyler yapmaya çalışıyor. Ne gibi? İşte Twitch izliyor, YouTube izliyor, dizi izliyor. Bizi izliyor. Kelimelik oynuyorlar. Yani muhtemelen Türkiye'de ekonomi çok yok. Kelimeliğe abuk subuk ama yani real kelimeler yazılabiliyor mu? Nasıl mesela? Ya hakikaten bunu merak ediyorum ben. Vallahi merak ediyorum lan. Yazabiliyor musun? Ben bilmiyorum. Yazabilir. Ya muhtemelen yazılmıyordur yazsın. Bence sik yazılan olabilir. Yani ne alakası ikisi arasındaki farkı anlamadım. Var. O öbürünün de var. Hayır söylediğimin de var TDK'da karşılığı. İkisi arasındaki fark ne? O yazılmıyor yazılıyor. Yok TDK'da karşısı olan şeyden çekiyor çünkü otomatik bir veri çekiyor. Ama zaten senin söylediğin şey kötü bir şey değil ki. Ben bir şey kötü bir şey olduğu için söylemedim zaten. Evet yok kötü değil bir kelime kullanılamıyor. Niye kötü olsun? Yani argo bir şeyin tamam var. Kötü anlat. Şeyin. Kötü anlat ya kötü. Kim bunun kötü olduğuna karar veriyor ki? Yani ona penis desen tamam ama onu deyince mi kötü oluyor? Onu anlamadım yani. Ya herhalde onu deyince agresif bir tabir var. Ama penis mesela hani susman penis dediğinde hani bir etkisi, efekti yok ya. Olmuyor doğru bak. Ya. Mesela kavga edelim seninle. Tamam. Penisimi ye. Olmadı mesela. Yani hoşuma gidip de o kadar. Çok tatlı bir kelime ya. Olmadı evet. Olmadı yani. Doğru söylüyor. Yani konuya geri dönelim. Dönelim. Konu çok fazla soru geliyor. Penis konusu. Çok fazla soru. Abi ne yapabiliriz? O da önemli. Ne hakkında geliyor soru? Yani şey falan. Abi mesela kız arkadaşımla nereye gidebilirim? Yemeğe. Ya bu sorudan gelmesini hoşumuza gidiyor ama biz gerçekten ne kadar yardımcı abi olabiliriz ki? Abi sizi şey olarak görüyorlar. Bir abileri olarak görüyorlar. Vallahi ya ben bugüne kadar tesadüfen geldim. Yani benim o noktada bir öykünecek bir tarafım yok. Senin var mı? Ben de evet aynen. Ya bir de ben çok gezmiyorum. Doğaçlama. Hani öyle İstanbul'da mesela adam yazmış demiş ki dizi önerir misiniz? Bir kendim izleyeceğim bir de sevgilimle izleyeceğim. Sevdiğimin dizi. Ya işte arkadaşlar kimden ne istiyorsunuz? Alın size. Alın size bu. Küfür eder sevdiğimin dizi. Oradan buradan haftanın konusuna söyleyelim. Ha şimdi şunu söyleyelim. İki, çikolat mukolat getir Almanya'dan. Biz dedik ki. Hep böyle ben hiçbir şey geldi yok. İnsanlar bize çok getiriyor. İnsanlar hep şeydir biraz muhabbettim falan. Biz normalde sevmememize rağmen iki bölümü konusuz yaptık. Hiç sevmeyiz çünkü. üçüncü bölümde itibaren gerçekten konulara dönüyoruz. Ve gelecek hafta en iyi muhtemelen en iyi 5 transferle. Türkiye değil mi bu? Türkiye sadece Türkiye. Kavga çıkıyor Türkiye'de. Ama ondan sonra Avrupa'ya gideceğiz. Ondan sonra Türkiye'de kavga çıkıyor abi. Türkiye'de kavga çıkıyor. Yorumları kapatın. Şimdi ben mesela biri... Mesela ben Icardi'yi almayacağım. Atıyorum kafadan bunu. Tamamen sallıyorum. Alma. Mesela 2'ye de diyeceğim ki João Pedro. Bu sefer Galatasaray'lar çözüldü. Hayır. Tam sen tersi. Sen şeyi hatırlamıyor musun? 1'e Icardi'yi alacağım. Hayır. Bunu konuşmuştum. 1'e Icardi'yi alacağım. 5'e João Pedro diyeceğim. Oğlum en sevdiğimiz kaptanı Bülent Korkmaz'ı almadık diye. He. Ben mahvettim. Mahvettiler. Doğru. Ya fil dişi sahil oyuncularda da çıkıyor kavga. Ama o kavga iki kişi birbirine taş atıyor. Bitiyor yani. Öbürü öyle değil. Bence aynen. Burada ben hocaya katılıyorum. Ben de katılıyorum. İsterseniz yabancı da yapabiliriz. Yabancı yapalım. Bakarız. Güzel sürprizler
kitlemiz var. Bir arkadaş da ısrarla şeyi sormuş. Seyircili olacak mı diye. Olmuyor. Çünkü zaten olmuyor. Burada 25 kişi şu anda var. Hayır hayır, dışarıda. Dışarıda olacak mı demiş. O Oğuzhan Kapılar güzel bir paraya anlaşırsa. Ne çok, çok yakın. Ne lan? Ne? Yani iyi şey yaparsa böyle bir... Dışarıda böyle... Para olmuş diyebiliriz. Öyle. İçkinizi, fıstığınızı yiyip izleyebileceğiniz bir ortam olabilir. Vallahi. Oo. Sevgili Kapılar diyor ki çok güzel bir ortamda diyor böyle. Hem diyor yiyeceğiz içeceğiz. Yeşilli. Diyor, yeşilli yeşilli. Aynen öyle izleyeceğiz. Yeşilli yeşilli. Güzel. Olabilir. Buradan güzel olur. Selam gönderme kısmını atlamayalım. Evet, selamları alalım. Sevgili babam Şarköy'de Ahmet Yaşar. Arkadaşları Erol abi ve... Aa bir dakika. Sabahattin abi. Ne oldu? Şu aa, şapkayı evet. Versenize. Cihat'ın Kadiz formasını bizlere getiren La Liga Serhat. Mete abi. Mete'ymiş. La Liga Mete. Beni de Bernabéu'ya götürecektin. Ligin yarısı geldi daha tık yok. Mete hiç böyle olmuyor yani. Bu şapka Watford'dan lisanslı alınmış. Ozan Tufan yollamış. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Musa ben Londra'dayken benim bana mesaj atıp benim yanıma gelmişti 5-6 sene önce. O gün daha küçüktü, şimdi biraz daha büyümüş. Musa mı? Aha, işte Sivasspor'a transfer yaptı en son. Şimdi bana çok güzel bir şapka almış ama Watford 1. ligdeyken bunu aldı. Bana ulaşması biraz daha beklese League One'dan alacaktık Watford'u. Şapka da şöyle bir şapka. Güzel mi? Çok yakışıklı. Musa'ya da çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Ne diyorsun? Müthiş. Zaman... Altta da Vicarage Road yazıyor. Stat. Evet, acayip bir stat'tır. Artık veda. Dur. Sabahattin abi. Musa Can Doğan bu arada. Musa Can Doğan. Halalarım. Halalarım. Yahya. İbrahim Geçit. İbrahim Geçit. Ali Cem Çelik. Yahya. İlk Beyazu bizi izliyormuş. İlk Beyazu. Fatih Terim. Belgeseli geliyor Netflix'te. Konuşacağız, onu da konuşacağız. Konuşulacakmış. Ben... Madrigal. Madrigal. Aa! Unuttuk. Firdevs, Mert, Timuçin, Sanlı ve Yiğit. Sanlı. Niye doğru söylüyorsun abi? Doğru, niye doğru? Öyle içimden geldi Sanlı'yı söylemek. Ben sevgili Berkay Kaya. Bizi Berkay bir tanedir. Ona az çok hiç selam ver, göndermedik. Alınmış, kırılmış. Berkay mı? Aha. Aa, bizi Samsun'da izleyen, burada yakışıklı bir çocuk vardı, tatlı sevimli. Alişan ve kuzenleri. Kuzenleri, Alişan. Alişan ve... Alişan'ı gördün mü yine? Maç sonu röportaj yapmış. Samsun Spor. İnanılmaz bir adam. Bu arada Berat'ın size çok selam var. Aleyküm Berat selam. Bizim canımızdır. Berat. Yeni bir tatlıcı açıyormuş. İnşallah bu sefer tutturur. Bunun dışında Waterveli ya. Canımdır. Kendisine maççı umar. Ejan Water seni. Canımsın. Başka bu 10 hafta sonra yayınlanacak bu bölüm zaten. O zamana kadar çoktan ararım Water'ı. Instagram'ım Erman Yasar. Onu hatırlattı. Çok sağ olsun Oğuzhan. Cihat'ın da var Instagram'ı. Demarket Jarrich. Takip edin. Like'ımızı basın. Bu sene minimum 60-67 bin aralığına oturması lazım bu programın. Böyle bir konuşma yaptık arkadaşlarımızla. Deli çekilişler yapacağız. Ahmet Mithat 528. Sorunu tekrar değerlendireceğim hafta içinde. 60-67 bin bandına oturduğu takdirde program. Skecimiz gelecek hafta başlıyor. Bu hafta evet. Şimdi söz vermeyelim. Söz vermeyelim. Aynen. Söz vermek şey vermeye benzemez. O yüzden burada ben programı izninle Cihat'cım kapatıyorum. Kapatmadan da şunu söylemek isterim. Oğuzhan Kapılar burada gerçekten 30 kişiye iş, aş, eş hepsini sağlıyor. Helal olsun, çok büyük adam. Teşekkür ederim abi. Evet. Kapatmadan Cihat Hocam son bir oyunla kapatalım. Ne oyunu lan, daha artık ne oyunu? Yeni bölüm yayınlanacak. Bir buçuk saat ya. Yeni bölüm yayınlanacak. Bir gelenektir. Çok istemiş abi bu ikililerden bir taş makas kağıt peki. Performansı alabilir miyiz? Üçte biter şekilde. Ne neyi kesiyordu burada? Nasıl oluyordu? Abi bu taşa basıyor. Bu ne makas bu? Bu kağıt. Bu kağıt mı? Yok. Bu nasıl kağıt lan? Ya kağıt işte sorgulama. Ha şu makas. Ya orası makas. İşte onlar da öyle yapıyor abi. Ama bu makas. Tamam, bu makas. Taş. Bu da taş. Sofra. Tamam. Abi, bu da bez. Üçte biter. Buyurun. Taş makası eziyor. Abi sen yap bitsin. Kağıt makası kesiyor. Ha. Makas kağıdı kesiyor. Makas kağıdı taşa vuruyor. Hadi. Ay yanlış. Yanlış yerde yapıyorsun. Yanlış. Kaç? 1, 2, 3. Ha 3'te açıyoruz. Hadi, tamam. Bir daha. Oğlum böyle penaltı atan oyuncular gibi. Düzgün yapar mısın? Tamam. Oğlum ben çok oynamıyorum. Biz çok oynuyoruz. Her gün oynuyoruz. Dur. Beyler adam mevzuyu anlayamadı ya. Ne yapıyor bu? Abi lag giriyor. Abi sarımsak eziyor. Abi şöyle. Aynen hadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya hadi. Şu şekil işte. Abi şöyle sesli yapalım daha güzel oluyor. Taş, kağıt, makas. Okey. Taş, kağıt, makas. 1-0 Erman Yaşar. Hadi. Taş, kağıt, makas. Hadi. Hep aynı köşe atıyor. Bir dakika baştan bak. Taş,
kağıt makas. Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha son bir tane daha yapmayacağım. Niye? Daha doğru. İkisi bir öndeyim. Abi tamam. 2-1. 2-1. Niye abi ben taşım? Beyler bu... galiba şöyle bir fikri var. Bir şey yapıyor ama... Hani makas... Oğlum ben taş değil miyim? Makas mesela. Makas beni nasıl kesti? İzle. Makas beni nasıl kesti? Ulan makas mı bu? Böyle makas mı olur amına koyayım? Ha kağıt mı? Evet. Kağıt bak izle. Kağıt bak. Taşa ne yapabilir ki? Bak izle bir. Gel. Bak nasıl oynanır izle bak gel. Oğlum siz sabah öyle akşam bunu oynuyorsunuz demek ki. Bak geldim. Bu böyle oynanır. Abi ben havuzda oynayamam bunu yani. Hadi 2-1. Ben hayatımda oynamadığım oyun bu. Tamam. 2-1. Kestim seni. Evet. 3-1. Tamam. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Biz bu oyunu 30 sene 40 sene önce mahalle aralarında oynardık. Daha cihat piyasada yoktu. Belli. Bizim zamanımızda ağırdı bu oyun. Taş yerinde ağır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.